Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 25 Eylül 1 Ekim haftalık burç yorumları ile karşınızdayım. Öncelikle kanalıma abone olur bildirim zilini açar ve beni beğeni yaparsanız videolarıma beğeni yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar sizin desteğinizle büyüyor şimdiden elinize emeğinize sağlık diyorum. Aynı zamanda bir kampanyamız var bundan bahsetmek istiyorum bu hafta son haftamız arkadaşlar eylül sonuna kadar geçerli olacak olan doğum haritası analizi 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti hepsi birlikte kampanya fiyatımız 1000 TL arkadaşlar. Bu 30 Eylül'e kadar geçerli olacak bir fiyattır. Ee, bizimle WhatsApp hattımızdan iletişime geçerek kampanyamızdan yararlanabilirsiniz. Gelelim bu haftanın gündemine. Merhaba Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Evet arkadaşlar e, bu haftanın ana gündemi aslında Koç Burcu'ndaki Dolunay'ımız. Dolunay sizin 8. evinizde yaşanacak arkadaşlar. Biraz Koç Dolunay'ı e, ani yani koç dolunayı biraz hızlı olmayı, biraz cesaret göstermeyi içeren bir e, tarafı vardır. O yüzden cesaretle cesaretli olanın kazanacağı bir haftadan geçiyoruz diyebilirim. Öncelikle e, haftanın başında e, Merkür'ün Jüpiter'le olan üçgeni var. Merkür malum Başak Burcu'nda sizin burcunuzda ilerliyor. Ee, Jüpiter'de 9. evinizde e, seyahatine devam ediyor yurt dışından veya şehir dışından bir teklif alıyor olabilirsiniz haber geliyor olabilir ya da siz e, uzaklarla e, uzaklardan bir akrabanızdan bir teklif alıyor olabilirsiniz yani biraz cesaret gösterin ya da bir haber trafiğiniz olabilir e, arkadaşlar bu dönemde o yüzden bu haberin e, sizin için olumlu bir e, başlangıç olma ihtimali var o yüzden bu hafta konuşulan görüşülen e, bütün haberlere oldukça kulak verin diyebilirim. 29 Eylül'de Koç burcunda dolunay var demiştik. Bu sizin 8. evinizde yaşanacak. 8. ev biraz kriz alanıdır ama yani o krizi susarak, geri çekilerek asla yok edemezsiniz üzerine gidin diyor. Bu parasal bir kriz olabilir arkadaşlar. Kadınla ilgili bir kriz olabilir. Yani bazı kadınlarla tartışmalar yaşıyor olabilirsiniz. Erkekseniz kadın, kadınsa yine kadın. Bir bayan figürle tartışma imkanınız var arkadaşlar. Daha çok bir, bu krizi susarak, alttan alarak değil de biraz cesaretli bir şekilde kendinizi de koruyarak üzerine gitmeliyiz şeklinde düşündürüyor. O yüzden bu krizin her ne olup Olursa olsun maddi ya da manevi her nasıl bir kriz varsa bunun çözüm için cesaretli olun diyor. Atıyorum burada maddi olarak bir zorluk çekiyor olabilirsiniz ve bu zorluğu kredi çekerek e, kapatmak zorundasınızdır ama kredi çekmek için cesaretiniz yoktur. O zaman bu hafta kredi çekmek için uygun bir zaman arkadaşlar. E, bunun dışında yine e, manevi bir sorunumuz var belki eşimizle veya ne bileyim. Ortağımızda ortamımızda bir sorunumuz var. İşte bunların yine maddi bir konuyu içermesi de çok mümkün. O yüzden eşimizle ortağımızla yapacağımız tartışmalarda cesaretli olarak daha böyle kendimizi savunarak hareket etmeliyiz şeklinde görünüyor. Yine 29 Eylül'de Venüs'ün Uranüs'te karesi var. Yani Dolunay'ın olduğu gün Venüs'ün Uranüs'te de bir karesi var. Venüs yine para ve aşk gezegeni. Ee, Uranüs'te ani beklenmedik olayları gösterir. Bunlar arasında, bunların arasındaki kare açı demek ki aşk ya da para konusunda ani beklenmedik hızlı bir gelişme olacak. Ve bizim o cesaret edemediğimiz konu bir şekilde cesarete dönüşecek şeklinde görünüyor arkadaşlar. Ve kendimizi açık yüreklilikle ifade etmeniz, Aklımızdan geçen, doğru olması gereken, doğru olan, mantıklı gördüğümüz her konuyu mutlaka konuşmalıyız. Biraz kendimizi de güvende tutarak maddi manevi konularda biraz cesaretli olmalıyız şeklinde düşünebiliriz. Ee, hemen ertesi günü yani 30 Eylül'de Merkür'ün Uranüs'te üçgen açısı var. Aslında bu yaptığımız konuşmanın e, bir tezahürü gibi. Belki kriz çıkaran kişi işte haklısın özür dilerim şeklinde e, bir yaklaşımla bize geri geliyor olma ihtimali var ya da çekemem ya zaten kredi bana çıkmaz diye düşündüğünüz bir konuysa kredi çekmek istediğiniz ertesi gün olumlu bir haber almanız şeklinde tezahür ediyor olabilir. O yüzden Son ee, sorun, problem her neyse, kriz her neyse burada e, akılcı ve mantıklı yaklaşmalı, e, dürüst bir şekilde kendinizi ifade etmeli ve cesaretli olmasınız arkadaşlar. Kısacası cesaretli olanın kazanacağı bir haftadan geçiyoruz. Bu cesaret aslında şu an bu hafta gibi görünse de bu konu aslında uzun vadede bir buçuk yıl boyunca uğraşacağımız konunun bir fragmanı gibi önümüzdeki süreçte bu konularla defalarca tetiklenen bir tutulma evreleri yaşayacağız. O yüzden lütfen bu konu her neyse bu ay cesaretli olun. Çünkü bu ay cesaretli olan önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca Kazanç kapılarını ardına kadar aralamış olacak arkadaşlar. Eğer cesaret edemezseniz para kaybederken cesaret ederseniz para kazanacaksınız diyebilirim kısacası. O yüzden ne kadar cesaretliyseniz cesursanız bu hafta bir o kadar başarılısınız diyebilirim. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.